Süha, enişteni ektin galiba! Eniştesi Süha'yı ekti canım! Süha, geç nasıl olsa, geçer seni! Ama jest yapmış işte, belli! Hadi hemen banyoya, çay demleniyor! Enişte, önce sen mi? İtirazın mı var? Kim kazanırsa önce o, var mısın ha? Süha, enişteni niye yoruyorsun? Hadi! Hadi! Hey! Ben kazandım, yaşadım! Ben sana dedim hayatım, gençlerle aşık atma! Affedersiniz, katımız boşmuş galiba. Bebek'te oturuyoruz. Karım sosyetik semte alışamadı. Buralardan bir ev arıyorum. Bir yıllık da peşin verebilirim. Bu ev kiralık değil canım. Sen savaşı hiç seyrettin mi? Hayır abi! Seyretmedik Savaş abi ama biliyoruz, babam çok anlattı seni! Ama olmaz ki, hiç paslaşarak oynamıyorsunuz, öyle değil mi? Biraz paslaşarak oynayın, hadi bakayım, hadi koşun, hadi, hadi bakayım! Tamam hadi abi! Hadi sallanmayın! Gerizekalılar, ikinci dakikada penaltı kaçırdılar. Şimdikiler, hikaye be abi! Hepsini toplasan bir savaş etmez! Büyük futbolcuydu, ama gemiyi kaçırdı. İkinci milli maçında İtalyan libero'yu şaşkına çevirmişti. İstese üç büyüklere transfer olurdu. Ama aptallık etti. Erkeklik etti be abi, doğduğu semti terk etmedi. Abi beni emretmişsin. Ah, Vural bey otur hele. Çok üzüldüm. Maça değil mi abi? Evet. Adam en iyi futbolcuları sattı. Hani Yugoslav transfer edecekti, takım dökülüyor be. Haklısın abi, bu takım ligi çıkaramaz. Vural, bu semtin evlatları olarak takım ligden düşmeden biz bu sahtekar başkanı düşürmeliyiz. Senin fikrine ihtiyacım var. Yeni saksı vardı. Sen su getir bana biraz. Evet, eski saksı ve eski futbolcu. Millet bir transferden 40 milyon alıyor. Sen hala çiçeklerle uğraş. Ey Allah'ım! Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Bütün suç başkanın, yabancı futbolcu getireceğim dedi, eldekilere de sattı, gazetelere demeç vermekten başka işe yaradığı yok. Kulübün parasını kendi işinde kullanıyor. Çare? Çare, yeni mi başkan? Fehim abimiz kabul buyuruyorlar. Sen de bizi desteklersen... Maddi ve manevi bütün gücümle göreve talibim. Seni de antrenör olarak görmeyi arzu ediyorum. Ne o? Niye suratın asık? Yine fırsatı kaçırdın. Adamlar
seni de antrenör yapacaklardı, kabul etmedin. Neymiş? Başkasının ekmeğiyle oynayamazmış. Hep eski kafadasın. Yıllar önce transfer tekliflerini de aynı kafayla geri çevirdin. Hep bu semte bağlılığının cezasını çekiyoruz. Ben hayatımdan memnunum. Ben değilim. Daha iyi bir semtte daha iyi bir hayatımız olabilirdi. Ben bu semte doğdum. İlk topu bu semtin yazın tozla, kışın çamurla dolu sokaklarında oynadım. Ve şimdi sahip olduklarımı da bana bu semt verdi. Bunu defalarca konuşacak mıyız be? Bana müsaade. Öküz Ahmet mi? Evet abi. Vay Öküz Ahmet! Ne? İyi ne demek be, demir gibiyim demir! Sen kendini düşün oğlum, haftada 3 sabah koşuyorum ben. Geleceğim tabii, senin belini kırma fırsatını kaçırır mıyım ha? Tamam, güle güle. Gülüyorsun. Sen de benimle hocaya gelseydin, şimdiye çoktan çocuğumuz olmuştu. Ne var bunda gülecek? Çok istiyorum işte. Bir çocuğumuz olsun. Nasıl istiyorum bilemezsin. Hadi aslanım sen! Nereye atıyorsun be? Şükrü! Hadi Şükrü, gönder. Hadi anam, hadi savaş, vur! Ver kaçın bakalım, hadi! Vur lan şu adamı! Hop, hadi be! Gönder! Gönder! Yaşa! Bir tane daha! Yeter be! Bizi iflas ettireceksin, ben gidiyorum arkadaş! Güle güle kızcığım, biz devam ediyoruz! Kusura bakmayın, bir Dilber'le randevum var! Güle güle şişmanım! Nasıl gidiyor? Her zamanki gibi. Ya karın? O da her zamanki gibi. Hep gergin. Kolay değil. 12 yıllık evlilik bu. Ve anne olamamak. Gerçeği kabul etmelisin. Hiçbir zaman anne olamayacağını ona söylemelisin. Bırak istersen bu gerçeği ben açıklayayım ona. Doktor diliyle. Hayır. Beyefendi oğlum. Buyurun. Eşinizden üst katı kiraya vermediğinizi öğrendim. Ama gene de konuşmak istedim sizinle. İnanın çok zor durumdayım. Öğretmendim. Taşra'da emekli oldum. Çocuğum üniversitede. İki başlı masrafa dayanamayız. Beraber olalım dedi yavrum. İki haftadır ev aramaktan tabanlarım şişti. Yok. Varsa da bize göre değil. Yardımınıza sığınıyorum. Kiralık olmadığını bile bile beklediniz, öyle mi? Evet. Hem öğretmen hem baba olmanın zorluklarını bilemezsiniz. Ben hazırım. Ben de hazırım. Çok güzelsin kız. 10 yıl önce bugün daha güzeldim. Bugün daha güzelsin. Yalancı. Beni nereye davet ediyorsun? Sürpriz. Peki, ne yapacağız Fehim Bey? Tek çare, bu adamı başkanlıktan düşürmek. Onun için de görev bize, bu semtin gerçek evlatlarına düşüyor. Davetsiz misafirlerimiz geliyor. Süha! Hoş geldiniz. O ne sürpriz? Buyurun. Sürprizleri seversin sen abla.
Sayın Başkanım, buyurun. Sağlığınıza. Aslında saadetinizi renklendirmek isterim. Maksim'de güzel bir program var. Davetli mi olursanız? Fazla gürültülü yerleri sevmiyorum artık başkanım. Benim işim fark etmez. Burada da konuşabiliriz. Enişte, sayın başkanımız kulübün acil bazı sorunları için seninle işbirliği yapmak istiyor. Kulüp sorunları birden alevlendi herhalde. Geçen günde bazı arkadaşlar evimi şereflendirmişlerdi. Yeni bir başkan için. Vural Bey'i kastediyorsanız, gerçeği gördü ve saf değiştirdi. Kulübün yüksek menfaatleri için tabii. Benden ne istiyorsunuz? Düşmez kalkmaz bir Allah. Öyle değil mi hanımefendi? Takım kötü günler geçiriyor, tamam. Ama her takım bunalıma düşer. Ülkeler bile düşüyor. Benim işim başımdan aşkın. Sırf hizmet olsun diye başkanlığı aldım. Bağdat Caddesi'nde oturuyormuşsunuz. Tek başına semtin yolunu bile bulamaz diyorlarmış sizin için. Topu da görse bomba sanır diyorlarmış. Ben hizmet adamıyım kardeşim. Her semte uzanırım. Güngören Gecekondu Mahallesi'nde toplu konut yapıyorum. Sonra Bebek Üssü'nde lüks bir site inşa ediyorum. Maşallah, bir eşi yok. Suç mu? Ve benden yardım istiyorsunuz. Takımın kötü durumu atlatması, taraftarların yatıştırılması için. Görev istiyoruz, göreve çağırıyoruz. Tam yetkili menajerlik. Karşılığını alacaksınız tabii. Bebek Üssü'nde site mi yapıyorum demiştiniz? Ben herkese hizmeti borç bilirim hanımefendi. Savaş kardeşim dayanışmayı kabul ederse, konuşur anlaşırız. Daireler çok güzel, manzara da. Görmenizi isterim. Kulübün transfere ayırdığı paraları inşaatlarınızda kullandığınız söyleniyor. Ha. Dedikodu efendim. Tabii tabii. Hesap lütfen. Ama daha konuşmamız bitmedi. Enişte, aman gözünü seveyim, beni de düşün. Hasta mısın, nesin lan? Hem aptallık yaptın, hem kabalık. Ayağına gelen tarih kuşuna tekme attın, neden? Neden olacak? Çünkü zayıfsın. Aslında sen de Sentin gibi üçüncü sınıfsın. Üçüncü sınıf! 10 yıldır birinci sınıftım da, şimdi mi üçüncü sınıf oldum? Yanılmışım. Hep üçüncü sınıfmışsın, zayıfsın. Bütün fırsatları kaçırıyorsun. Ben buyum. Zayıflıksa bu zayıfım. Fırsatları kaçırmaksa kaçırıyorum. Elimden başka türlüsü gelmiyor. Günaydın. Kimsiniz siz? Yeni kiracınız. Thank you.
Küs müyüz hala? Hadi bakalım, misafir gelecek. Ben bakarım. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Suhan'dan abla geldim işte. Ne zahmet ettin Zeynep? Siz çağırmadan pişirmiştim. Boşa gitmesin istedim. Ne çabuk tanışmışsınız. Ben Zeynep efendim. Sevindim. Ben de Savaş. Hadi oturun bakalım. Bizi beklemek yok mu? Hoş geldiniz. Ben Zeynep. Yeni kiracımızın kızı. Eniştem iyi ki evi daha önce kiraya vermemiş. Suha! Kardeşim şakayı sever. Teşekkür ederim efendim. İyi bir sporcu içki içmez. Bizim Suha da süper bir sporcudur da... içer. Eniştem de süper sporcudur da... sabık. Şakayı sever. Sabahları koşuyorsunuz. Evet. Aa, harika! Bundan sonra her sabah birlikte koşarız. Tabii, neden olmasın? Özür dilerim, rahatsız ediyoruz ama hanım kızım o kadar ısrar etti ki. Rica ederim, buyurun oturun. Seninki jest yaptı, arkadan geliyor. İşte, övünme. Zeynep'i yalnız bırakmak istemedim. Yoksa Zeynep mi seni yalnız bırakmak istemedi? Rica ederim Savaş Bey, ben bir erkek sporcuyla nasıl yarışırım? Hem bu düşünceniz yanlış, yarışmak için değil... sağlıklı kalmak için koşmalı. Enişte, hadi gel bakalım. Süha! Hadi, hadi, hadi! Gel bakalım! Siz kimi tutuyorsunuz beyefendi? Bir eğitimci olarak gençliğe inanırım. Suha oğlumdan yanayım. Ben de. Ben sizden yanayım Savaş Bey, hadi! Kaybeden olmaktan korkmuyor musunuz? Anlamlı bir yenilgiyi kolay zafere tercih ederim. Oo, sözü uzattık, enişte hadi! Yaşasın, biz kazandık! Korkuttun mu? Sandım ki... Eve yürüyerek mi dönüyorsun? Ama oldukça uzun bir yol. Dolmuş bulunmuyor, otobüse binmekten de nefret ediyorum, kalabalık oluyor. Sen de zengin bir koca bulur, kurtulursun otobüse binmekten, ha? Evet, bir de bu sorun var. Herkesin imrendiği bir eşya gibi zengin bir koca mı, yoksa her şeyi paylaşacak bir yaşam arkadaşı mı gerekli olan? Sporcular erken evlenmez, değil mi? Şuradan ayva alalım mı? Ha!
Futbolcular erken evlenmez dediniz. Siz geç mi evlendiniz, erken mi? Bunlar ciddi meseleler, boş ver. Voleybol nasıl gidiyor? Yarın A takımında ilk maçımı oynayacağım. Ya başarır takıma yerleşirim ya da harcanırım. Başaracaksın. Bilinmez ki. Ama sezilir. Düzenlisin, azimlisin. Yetmez ki. Bin türlü dolap dönüyor. Takım içindeki klikler, seyirci gruplaşmaları. İnsan kendini bazen öyle yalnız hissediyor ki. Yalnız olmayacaksın. Başaracaksın! Başaracaksın! Aferin çocuklar, işte böyle! Soğan'dan abla. Tebrikler. Teşekkür ederim. Çok iyiydin. Tebrik ederim. Sağ ol. Müthişti. Bana cesaret verdiniz. Çok iyiydim değil mi ablacığım? Harikaydın canım, harika. Ben götürmem gerekiyor. Söz verdim Zeynep'le de çay içmeye çıkacağız. Hadi hazırlanın bakalım. Hadi. Size yardım edecek kişiler var. Can değil mi? Size bir şey söyleyeceğim. Yıllardır evlenmemi istiyordunuz değil mi? Tabii, ne güzel! Karar verdin demek! Evet abla. Kimmiş bu talihsiz kız bakayım? Kiracınız Zeynep. Ay, çok çok güzel! Seni kutlarım Süha! Hemen bugün konuşalım! Hadi giyin! Yaşasın! Kravat da tak ha! Söze nasıl başlasam bilmiyorum. Kızınız Zeynep'i oğlumuz Süha'ya istiyoruz. Bilmem ki... şaşırdım birden. Hayrola? Neden sustunuz? Kızım... yavrum... Evet baba. Savaş beyler seni... Süha'ya istiyorlar da. Kardeşim Süha iyi çocuktur. Kardeşim diye söylemiyorum. Şimdiye kadar kimseyi beğenmemiştir. Sağ olun, benim için çok erken. Okulum, takımım... Biz de hemen evlenin demiyoruz ki, söz keseriz. Sizi kırmak istemezdim ama... şu anda benim için böyle bir şey söz konusu olamaz. Sigara alır mıydınız Süha'ndan hanım? Sağ olun, geç oldu. Biz gitsek artık. Ben çıkıyorum senin. İyi akşamlar abi, güle güle.
Merhaba Zeynep, bilmez misin? Sağ olun, canım yürümek istiyor. Dün geceden alındıysan haksızsın. Alınması gereken biziz. Oğlumuzu reddettin. Bunun için küsmeye gerek yok. Hadi bin. Sizi kırdım belki ama... Ama ne? Evlilik, insan yaşamının en önemli olayı. Tanımak gerekmez mi? Sevgi gerekmez mi? Bu kadar kolay mı? Yağmur yağacak. Mevsim sonbahara dönüyor. İyi akşamlar Sühan'dan abla. O kendini beğenmiş, bir de arabanı aldın ha? Kabahat biraz da bizim Süha'da. İnsan önce bir arkadaşlık kurar, zemin hazırlar. Ne yapacaktı yani kız? Pat diye evlenmeyi kabul mü edecekti? Doğru. Eniştem haklı abla. Binmez misiniz? Sizi okulunuza kadar götüreyim. Sağ olun, gereksiz. Korkmayın canım, adam yemem! Yolum o tarafa zaten! Sizi istetmekte biraz acele davrandım. Özür dilerim ama elimde değildi. Belki inanmayacaksınız ama sizi seviyorum. Beni tanımıyorsunuz ki. Tanıdığım kadar yeter. Ben sizi tanımıyorum ki. Burada geçiş yasağı var, görmediniz mi? Başkalarını güç durumda bırakıyorsunuz. Ne oldu? Süha kaza yapmış, karakoldaymış! Üzülme! Ehliyetsiz araba kullanmaktan mahkemeye çıkarsın. İlk olduğu için para cezası ile kurtulursun. Ben ona üzülmüyorum enişte. Şu kız kafamı bozuyor nedense. Boş ver, unutursun. Araba nerede? Zeynep'in okulunun önüne çektirdik. Anahtar da onda. Hadi gidip alalım. Sonra bir yerlerde bir şeyler içeriz. Sen git enişte, şu an onunla karşılaşmak istemiyorum. Savaş Bey! Merhaba. Zeynep'i arıyorsunuz herhalde. Evet. Gelin götüreyim ben sizi. Gelecek hafta sınavı var, hazırlanıyor. Biraz beklemeniz gerek. Beklettim, özür dilerim. Gelmiyor musun? Şey, Sibel'le bir şeyler atıştıracaktık, acıktım da. Ben de acıktım seni beklerken. Öğrenci yemeği, sandviç, seni doyurmayabilir. Denemeye değer. Ah. Ama itiraz yok, ben ısmarlıyorum. Thank you.
Teşekkür ederim. İyi bir sporcu sigara içmez. Geç oldu, ben izin istesem. Giderken seni de bırakırız. Yok, sağ olun, ben giderim. Yönlerimiz ayrı. Buraya sık gelir misin? Bir kez daha gelmiştim, yıllar önce. Gezmeye çıkardığım ilk kızla. Şimdi nerede o kız? O kız şimdi karım. Ah! Sühandan abla. Sühandan abla ya. Mutlu değil misin? Çocukken, yağmur sonrası çıkan rengarenk ebem kuşağının altından geçmek için koşara koşardık. Ama bir türlü geçemezdik altından. Biz yaklaştığımızı sandığımız an hep daha öteye kaçardı ebem kuşağı. Yaz bitti, yaz bitti. Ebem kuşağının altından hiç geçilmez mi yani? Bilmiyorum. Ben hiç geçmedim. Hiç. Geç oldu. Gidelim mi? Var. Bir sporcu uykusuna dikkat etmeli derdin. Neden hala uyumadın? Bir şeyim yok babacığım. Sen uyu. Dün gece uyuyamadım. Ben de. Hakan, okul arkadaşım. Basketçidir. Transfer parasıyla araba aldı. Sağ ol. Sen de sağ ol. Ne yaptım ki? Boş ver. İyi dersler. Zeynep! Otostop mu yaptın? Hayır, ev sahibimizdi, bu tarafa geliyordu da. Seninle konuşmamız gerek. Özür dilerim, vaktim yok. Sınava hazırlanamadım. Biraz çalışacağım. Zeynep! Zeynep, biraz buraya gelir misin? Hadi. Gel, gel. Zeynep, sen de! Savaş! Savaş! Milli takıma seçilmişim, düşün! En genç oyuncu ben olacağım! Gel kutlayalım bu haberi.
Yemeğinizi hazırlayın mı beyefendi? Savaş! Hoş geldin. Ara sıra bizi de hatırla ya. Buyur otur. Müşterilerim var, ben beklerdim ya. Boş ver canım, onlar beklesin. ne var ne yok? Geceleri uykum kaçıyor. Bana ne oğlum? Ben dişçiyim, asabiyeci değil. Bırak gırgırı Ferdi. Kendimi iyi hissetmiyorum. Yaşama bağlanıyorsun. Yaşamın anlam kazanıyor demek. Şakayı bırak. Huzursuzum oğlum. Bana bak, yoksa bir kız mı var ha? Hı. Kim ulan bu kız? Bir talebe, hem de sporcu. Hem talebe, hem de sporcu! Güldürme beni. Benim o kıza verecek hiçbir şeyim yok. Acıdan başka. Böyle söyleme dostum. Dışarıya bak. Yaz bitti. Şimdi sonbahar. Yarın kış gelecek. Yaşlanıyoruz Savaş. Artık hiç yaz olmayacak bize. Kafamı karıştırma. Açık söyle doktor. Demek istediğim şu Savaş. Şimdi içimizden geldiği gibi yaşayamazsak... ömrümüzün kışı çekilmez olur. Saçmalama be! Ne yapayım yani, onun toyluğundan istifade mi edeyim? Fırsatını bulursan hiç kaçırma. Sen delisin be! Biz de sana doktor diye akıl danışmaya geldik. Nen var? Sıkıntılısın. Neden? Bu tepe. Evet, bu tepe. Bu tepe yanılgılarımın başladığı yer oluyor hep. Anlamadım. Karını ilk buraya getirdiğini söylemiştin. O mu yanılgı dediğin? O. Ve ikincisi. İkincisi, yani ben. Doğru dürüst laf etmesini beceremiyorum işte. Seni kırdım. Söyleyeceklerimi söyleyemeden. Neydi söylemek istediğin? Şunu bil... sana gözyaşı vermek istemedim hiçbir zaman. İstemiyorum da. Neydi söylemek istediğin? İşimi güçleştirme. Anla beni ne olur. Söyleyemiyorum işte. Bu ilişkimiz yanlış. Yol yakınken dönülmeli. Değil mi Savaş abi? Benim de zaten sana söyleyeceklerim vardı Savaş abi. Son zamanlarda okulum, sporum, ilişkilerim aksamaya başlamıştı. Bir karar vermem gerekti. Bana yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim.
sözleşme yapmak istiyor. Para yerine daire verecekler istersem. Yarın hemen kabul edeceğim. Evinizi de en kısa zamanda boşaltırım. Sınav neredeyse başlayacak, gelmiyor musun? Ben çalışamadım. Perdeleri kapatır mısın? Neyin var senin? Bugün seni aradım, yazıhanede değildin. Arkadaşlarlaydım. Hangisiyle? Ne demek hangisiyle? Sen de yoktun bugün. Geç ol, kapatıyorum. Yaz bitti, yaz bitti. Yaz bitti, yaz bitti. Nereye? Nereye? Yatmaya. Burası otel değil, gece yarısı böyle gelip yatamazsın! Hesap ver, neredeydin? Dolaştım, içtim ve geldim. Kiminle? Yalnız, yapayım. Yalan! Çekil önümden. Önce hesap ver! Önümden çekil kadın! Hiç bağırma! Karşındaki ablam! Karışma lan sen! Karışır, o benim kardeşim! Kardeşin olsa ne yazı be? Enişte, lütfen konuşmana dikkat et! Etmezsem ne olacak? Ben kendime hakaret ettirmem! Gerekirse bu evi terk ederim! Bir yere gidemezsin! Sen gidersen ben de bir dakika durma! Ya! Öyle mi? Buyurun hadi! Ya ya ya! Siz zahmet etmeyin! Nasıl olsa giyineyim! Ben giderim! Daha kolay olur! Konuşsana ya! Seni dinliyorum, yetmez mi? Senin halini beğenmiyorum arkadaş! Korkma ya, şu benim reçeteyi uygula! Evladım, ne oldu sana? Niye uyumuyorsun yavrum? Bak, sigara da içiyorsun. Özür dilerim baba, sigarandan aldım.
Savaş Bey oğlum yok herhalde. Evet. Her şeye çok teşekkür ederiz. Buyurun anahtarlarınızı. Güle güle. Yeni evinizde güle güle oturun. Sağ olun. Ah, sizi görmeden gitseydim üzülecektim. Anahtarı eşinize takdim ettim. Eşyalarınız taşındı mı? Evet. Sabah onları yükledik. Şimdi de biz gidiyoruz. Taksi hazır. Hoşça kalın. Hayli yorgunsunuz. Ve hayli düşkün. Neden? Babam bekliyor. Dün gece su verirken gördüm sizi. Bu eski saksıyı severim. Çiçekleri hep canlıdır nedense. Bol şanslar. Eski saksının çiçeklerini soldurma. Doğum gününü kutluyor muyuz? Ne demek tabii, doğum günü pastasını da sen yaptıracaktın, unuttun mu? Sakın çocuklar! İtiraz yok, her şeyi biz üstleniyoruz, sana ne oluyor? Niye huysuzlanıyor bu böyle? Ben bakarım. Evet. Tabii, söylerim. Güle güle. Sabahattin özür diliyor. Nişanlısının çok önemli bir işi çıkmış, gelemiyormuş. Kes hadi. Sen kes, ben bakayım. Sizin için bıraktılar Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Rica edeceğim. Sürpriz bir paket. Bomba filan olmasın. Ama garip hediye. Kimden acaba? Boş verin. Hadi pastalarımızı yiyelim. Ya bana ne pastadan dans edelim. Tamam, hadi geliyorum.
Beni bağışlayın, çayları koymam gerek. Down the side, PCH, country limit. I don't need a guide for the lights. Take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right, like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide for the lights. Take me where I wanna çocuklar bu bugün ne yaptı? Öğretmen ne söylediyse sürekli aksini yaptı. Lütfen benimle uğraşmayın. Niye uğraşacakmış? Geldin. Sensiz yapamadım. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Gel. Eski saksıdaki çiçeği soldurmadım değil mi? Hayatımda aldığım en güzel armağandı. Seni seviyorum. Çok. Nereye gidiyoruz? Yemeğe. Aha! Hesaplar senden ama! Benden ulan! Bak sen! Bu cömertliği niye borçluyuz beyefendi? Doktorluk ücretini aslanım! Kurallara boş verdim! Dediğini yapıyorum! Biraz önce onunla beraberdim, yarın da beraber olacağız! Güzel! İçinden geldiği gibi davranıyorsun! Evet! Karınla aran nasıl? Her zamanki gibi kötü. Bu olmadı işte! Bir tarafı yaparken diğer tarafı yıkmayacaksın! Politikacı olacaksın! Hadi! Şöyle oturalım. Hı? Ne içersin? Çay. Tabii. Sibel sana da söylüyorum. Zeynep! Seni bölüm başkanlığına çağırıyorlar. İzin verirsiniz değil mi? Nerede siz içene kadar ya? Dönerim. Yoklama vardı. Kimin çağırdığını biliyor musunuz? Antrenörümüz çağırtıyor, sanırım paylayacak. Çünkü Zeynep kuralları çiğniyor. Neden ben miyim? Maalesef. O toy bir kız, siz olgun bir kişisiniz. Ona pahalıya mal oluyorsunuz. Derslerini asmaya başladı. Eski formu yok. Kendisiyle nişanlanmak isteyen ideal bir çocuk var Hakan. Onu da küstürdü. Çok pahalıya mal oluyorsunuz ona. Neye varır ki bunun sonu, acı ve hayal kırıklığından başka? Çok kötü anılar bırakacaksınız onda. Ne oldu? Yok bir şey, sıkıldınsa çıkabiliriz. Sibel sen de gelebilirsin istersen. Mersi hayatım, ben biraz çalışacağım. Peki. Neden çağırdılar seni? Takım pek iyi gitmiyor da kampa alacaklar. İzin için okulu aramışlar, onu haber verdiler. Takım iyi değil ha? Peki sen nasılsın? Ben de takım gibiyim işte. Ağlıyor musun? Yok bir şeyim. Son günlerde sulu gözlü oldum işte. Yarın maça geliyorsun değil mi? İstiyor musun gelmemi? Tabii. Maçtan sonra o tepeye çıkarız gene. Çünkü bir süre göremeyeceksin beni. İstanbul dışında bir yerde kampa giriyoruz sanırım.
Savaş Bey yok efendim. Bir notunuz varsa alayım. Tabii, buyurun. Sağ ol canım. Abi sana bir not var. Maça gelmedin. Herhalde bir aksilik oldu. Saat 4'te Ayvacı'nın önünde bekliyorum. Neye varır ki bunun sonu acı ve hayal kırıklığından başka? Sana ve çevrendekilere acı çektirmek istemiyorum, Sibel haklı. Benim için çok güç de olsa seni bir daha görmemeye dayanacağım. Beni anla ve hoşça kal küçük. Dilerim evem kuşağının altından sen geçersin. Sağlığınıza. Ona neler dedin? Bana söyleyeceksin, söyleyeceksin! Kendini boşuna üzüyorsun. Göreceksin. İstanbul'dan uzakta geçireceğimiz 5 günlük kamp süresinde her şeyi unutacaksın. Senin gerçeğin bu. Kabul etmelisin. Ya! İnan bana, göreceksin. Son zamanlarda kötü günler geçirdik. Benim de hatalarım vardı. Bir tatile çıksak diyorum. Nereye gitmek istersin? Yine otele gitsek. Balayımızdaki gibi. Çok sakindir bu mevsimde. İşleri toparlayayım. 1-2 gün sonra gideriz. Tamam? Tamam. Söylerim. İstanbul'dan arıyorlar. Hakan seni istiyor. Kamp kurallarını bilmiyor musun hayatım? Dışarıyla ilgi kurmak yok. Bırak kaprisi. Çocuğa ne diyebilirim ki? Gel. Gelemem. Banyoda de. Hakan, bak banyoda. Her şey ne kadar güzel ve sessiz. Yıllar önceki gibi. Biz de her şeyi yeniden başlasak. Yıllar önceki gibi. Başlamadık mı? Yalnız sana bir şey soracağım. Ama doğru söyleyeceksin, söz mü? Süha sizi görmüş, doğru mu? Zeynep'le birlikte. Nereden çıktı bu? Doğru mu?
Biraz yürüyüşe çıkacağım. Gelir misin? Film bitince çıkıp dinleneceğim. Sen yürü hayatım. Nasılsın da? Uydalayım sağ. Bize niye gelmedin da? Gelecektim ama önce bir denize açılayım dedim. Ulan bu deniz patlayacak, görmüyor musun? Tekneyi bizden esirgiyorsun ha deli reis. Asıl deli sensin. Derdin ne ki bu havada denize açılarsın? Tıkandı ol ve çabuk dön. Salih reis dediydi dersin sonra. Onunla yattın mı? Yatmadım desem inanacak mısın? Artık bundan sonra beni kandıramayacaksın. Hiç. Anlamadım. Anlarsın, merak etme. Evet, buyurun. Benim yenge. Tabii. Söylerim yenge. Size de. Ne diyor? Şey abi, yengeydi. Biliyorum, ne diyor? Şey abi... Söylesene ne? Yenge, eşyalarını toplamış. Taşımak için bir kamyonet istiyor. Sen içeri. Yok, içeri gelmek istemiyorum. Biraz yürüyelim.
Niye girmeden içeri? Canım yürümek istedi. Kaç gündür eve gelmedin? Dün sizin hocayı gördüm. Antrenmanlara gitmiyor musun? Ne oluyor? Sen mi soruyorsun bana ne oluyor diye? Başkası mı sormalı? Galiba. Benim sormam gerek. Ne oluyor? Evet, ne oluyor? Ne oldu? Bir anda allak bullak oldu dünyamız. Eve niye gelmediğimi sordun az önce. Hangi eve? Ev mi kaldı? Sıcacık bir yuvaydı orası, şimdi boş, soğuk bir yer. Mutlu bir yaşamımız vardı. Ablan mı öğretti bütün bunları? Beni aşağıladın yeter! Niye ablan öğretsin? İki lafı bir araya getiremeyecek kadar aciz bir adam mıyım ben? Bırak da bir şey de ben kendim yapmış olayım. Her şeyin doğrusunu sen mi bilirsin? Her şeyin iyisini hep sen mi yaparsın? Sen iyi sporcusun, ben kötü! Sen doğrusun, ben yanlış! Sen haklısın, ben haksız! Yıllardır bu böyle! Yeter artık beni hor gördün, yeter! Suha! Kırk yaşındayım ben. Şimdiye kadar hiç kimseyi horlamadım. Hiçbir zaman haklı olduğumu, doğru olduğumu iddia etmedim. Ama hep iyiden, doğrudan, haklıdan yana olmaya çalıştım. Doğru dürüst okuyamadım. Öğrendiğim her şeyi insanlardan öğrendim. Benden daha yaşlı, daha tecrübeli insanlardan. Ve insanlara öğretmeye çalıştım. Çevremdeki sevdiğim insanlara. Örneğin sana. Yanlış yaptığında uyarmak görevimdi. Seni aşağılamak mıdır bu? Sıcacık bir yuvamız, mutlu bir yaşamımız vardı dedin. Evet. Nedir mutlu yaşam? Mutlu yaşam sözcüğünden ne anlıyorsun? Bir kişinin durmadan halinden şikayet ettiği, diğerinin sustuğu, katlandığı, idare ettiği bir evlilik midir mutlu yaşam dediğin? Mutluluk sevinçte, tasada bir şeyleri paylaşabilmektir oğlum. En azından benim mutluluktan anladığım da budur. İnsanların yapıları, davranışları, yaşamdan bekledikleri farklı ama! Haklısın. O yüzden kızamıyorum ablana. Kısamıyorum da sabır ve hoşgörü yeterli olmuyor evliliği yürütmeye. Tek neden bu değil. Bir de Zeynep var. Evet var. Ama Zeynep yalnızca olacakları çabuklaştıran bir neden. Şimdi gitsem ablana, yalvarıp yakarsam... Döneceğini sanmam. Biliyorum, dönmez. Ama döndü diyelim, ne değişecek? Gene suçlamayacak mı beni? Zamanında büyük bir transfer yapmadım diye, Nişantaşı'nda, Suadiye'de lüks bir evde oturmadığım için, milyarder hayatı yaşamadığımız için gene başımın etini yemeyecek mi lan? Cevap ver, ne değişecek? Bir çocuğunuz olsaydı çok şey değişirdi. Belki. Ama suç bende değil. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Ablan mı söyledi? Ablam seni suçluyor. Sen nereden biliyorsun öyleyse suçun bende olmadığını? Doktor mu bir şey söyledi yoksa? Okula gittim dün. Zeynep'i görmeye. Bir süredir gelmiyormuş. O basketçi çocukla nişanlanacağını söyledi Sibel.